oyunun kuralları dikkate alındığında bu öğrencilerden hangileri bulmacayı kurallara uygun bir şekilde tamamlayamamıştır? Eskiden gazetelerin bulmaca eklerinde adım adım anahtar sözcüğe ulaşma oyunu yer alırdı. Bu oyunda 5 sözcüklük bir dizinin ilk ve son sözcükleri verilir. İlk sözcükten sonra her adımda bir harf değiştirerek son sözcüğe ulaşmak için farklı sözcükler üretilir. Değiştirilen harf sonraki adımlarda yeniden değiştirilebilir. Bahsedilen bu oyunun tamamlanmış hali örnek olarak yandaki gibidir. Yani tabak ve sabun kelimelerinin verildiğini düşünüyoruz. Tabak kelimesindeki harflerin yerini değiştirerek hareket etmemeliyiz. Yani T sesi değişmiş, kabaktaki sonra K sesi değişmiş, kabandaki sonrası K sesi değişmiş, sabanda sonraki A sesi değişmiş ve sabuna ulaşılmıştır. Öğretmen olduktan sonra çocukluğunda oynadığı bu oyunu öğrencilerine oynatmak isteyen Süleyman öğretmen oyunu anlattıktan sonra örnek bir bulmacayı tahtaya, yaz, tahtaya yandaki gibi yazmıştır. Öğrencilerinden yazdığı bu bulmacayı kurallara uygun şekilde tamamlamalarını istemiştir. Oyunun kuralları dikkate alındığında hangileri bulmacayı kuralları uygun bir şekilde tamamlayamamıştır sorusunun sorulduğunu görüyoruz. Karış ve tanım kelimelerine baktığımızda. Ramazan'ı incelersek karıştan sonra yarış sesi değiştirmiş yarıştan sonra yarım şurayı değiştirmiş şey sesini yarımdan sonra tarım yapıp y sesini değiştirmiş tarımdan sonra tek yine bir sesi değiştirip tanıma ulaşmıştır Ramazan herhangi bir hata yapmamıştır sevgiye bakacak olursak karıştan sonra barış yapmıştır burada doğal olarak sadece k sesini değiştirmiştir barıştan sonra yarış demiştir burada yine b sesini değiştirdiğini yarıştan sonra yarım ifadesini kullanmış olduğunu yani ş şey sesini değiştirmiş olduğunu görüyoruz. Fakat yarımdan sonra tanıma ulaşamamaktadır. Burada iki ses daha değiştirmesi gerekir. O yüzden sevgi hata yapmıştır. İlkaya bakarsak karıştan sonra yarış demiştir. Burada k sesini değiştirmiş. Yarıştan sonra yanış demiştir. N sesini değiştirmiştir. Yanıştan sonra tanış derken y sesini değiştirmiş olduğunu görmekteyiz. Tanış olmuştur. Tanıştan sonra da ş sesini değiştirip tanıma ulaşmıştır. Doğrudur. İbrahim'e bakarsak karıştan sonra kaçış demiştir. R'yi değiştirmiş. Kaçıştan sonra kaçık demiştir. Buradaki ş'yi değiştirmiştir. Kaçıktan sonra kanık demiştir. Buradaki ç sesini değiştirmiştir. Kanıktan sonra tanıma ulaşamayız. Çünkü burada baktığımızda yine iki sesin daha kalmış olduğunu görüyoruz. O yüzden İbrahim de hata yapmıştır. Sevgi ve İbrahim yanlış yapmış olacaktır. Buna göre Süleyman öğretmen'in hatalı olduğunu söylediği bulmaca aşağıdakilerden hangisidir? Oyunu öğrencilerine öğreten Süleyman öğretmen, öğrencileri gruplara ayırarak tamamlamaları için kendilerinden bulmaca üretmelerini istemiştir. Grupların oluşturdukları bulmacalardan birisi için Süleyman öğretmen, adımlar nasıl yazılırsa yazılsın, sonraki anahtar sözcüğe ulaşılamayacağından hatalı olduğunu söylemiştir. Şıklara baktığımızda aydın afyon kelimelerinde birbirine uyan 3 tane harfin olduğunu görmekteyiz. Bu durumda uygun olacaktır. Konya ile Bursa'ya bakmış olduğumuzda yine burada A seslerinin ortak olmuş olduğunu görüyoruz. Buradan yine bir üretim yapılabilecektir. İzmir ile Iğdır'a baktığımızda yine R seslerinin ortak olduğu için burada yine bir bağ kurulabilecektir. Fakat düzce Muğla seslerinde hiçbir şekilde birbirine uyumlu ifade yoktur. Doğal olarak burada doğru bir bulmaca oluşturulamayacaktır. Bu görseldeki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? İnternetteki tehlikeler gençleri tehdit ediyor. Burada kuşaklar açısından karşı karşıya kalma durumu, doğru tanımlayabilme ve haberdar olma durumu ile ilgili bilgilerin verilmiş olduğunu görmekteyiz. İnternet kullanımı esnasında karşılaşılan kötü niyetli davranışlar, siber zorbalık üzerine algı ve davranış değerlendirmeleri. Y kuşağı, Y2 kuşağı, Z1, Z2 kuşağı ve X kuşağı şeklinde değerlendirmeler yapılmıştır. Siber zorbalık karşısında en bilinçli olan kuşak Y kuşağıdır. Y kuşağını incelemiş olduğumuzda bu durumdan haberdar olmanın %70 olduğunu, 77 olduğunu, doğru tanımlayabilmenin %60 olduğunu ve karşı karşıya kalmanın %50 olduğunu görüyoruz. Fakat doğru tanımlayabilme ve aynı zamanda bunlardan haberdar olma durumunda Y kuşağının iyi derecede olduğunu, aynı şekilde Y2 kuşağına bakmış olduğumuzda burada karşı karşıya kalma durumunun ve doğru tanımlayabilme ve haberdar olma durumunun iyi seviyede olduğunu görmekteyiz. Yine Z kuşağına baktığımızda bu durumların aslında çok istenen seviyede olmamış olduğunu, X kuşağında da istenilen seviyede olmadığını görmekteyiz. Doğal olarak A şıkkı doğru olacaktır. Kuşaklar arasında en çok siber zorbalığa maruz kalan Z kuşağıdır. Z kuşağına baktığımızda burada bu durumla maruz kalma %16 olarak karşımıza gelmektedir. Burası yanlıştır. İnsanların yaşı ilerledikçe siber zorbalıktan haberdar olma oranı artmaktadır. Böyle bir duruma ulaşamayız. X kuşağı siber zorbalıkla Z kuşağına göre daha az, Y kuşağına göre daha çok karşı karşıyadır. Hayır bu durumda hatalı olacaktır. Cevabımız A şıkkı. Verilen tabloya uygun değerde ve aynı markanın iki modelini satın alan Emrah Bey ile Emrah Bey'den farklı bir marka satın alan Nuri Bey'in almış oldukları klimalar aşağıdakilerden hangisi olabilir? Klima satın alırken doğru kararı verebilmek için göz önünde bulundurmanız gereken çeşitli unsurlar söz konusudur. Bir enerji birimi olan BTU, klima seçimini etkileyen bu unsurların en önemli özelliklerinden biridir. BTU bir klimanın bir saatte ortamdan aldığı ya da ortama verdiği enerji miktarını ifade etmektedir. Ne kadarlık bir ısıtma soğutma kapasitesine ihtiyaç duyulacağı, ne kadarlık BTU değerinin gerektiğini belirler. Mekanın genişliği bu hesabın yapılmasında önemli bir etken olmakla birlikte cihazdan yararlanacak olan kişi sayısı ve yaşanılan bölgede etkili olmaktadır. Yanda bu etkenlerle hesaplanmış gerekli görülen BTU değerlerinin olduğu bir tablo yer almaktadır. 5 10 metrekare 11 15 16 20 ve 21 25 metrekareye düşen ve aynı zamanda yaşayan kişi sayısıyla kaç BTU'luk klima gerektiği bilgisi verilmiştir. Nuri Bey ve oğlu Emrah Bey aynı apartmandan planı yanda yer alan dairelerden bir arada satın almışlardır. Eşiyle birlikte yaşayan Nuri Bey salona Eşi ve iki çocuğuyla birlikte yaşayan Emrah Bey ise çocuk odası ve salona birer adet klima satın alacaktır. Burada Nuri Bey ve eşinin olduğunu görmekteyiz. Yani burası iki kişidir. Aynı zamanda alacağı yerin ise salon olduğu görülmektedir. Yine Emrah Bey'e baktığımızda Emrah Bey eşi ve iki çocuğunun olduğunu görmekteyiz. Doğal olarak burası dört kişidir. Burası ise hem salona hem de çocuk odasına almış olacaktır. Çocuk odası iki tane çocuğunun olduğunu söylemiştik. Nuri ve Emrah Bey bir teknoloji mağazasına gitmiş ve bazı klima markalarının farklı modellerini incelemiştir. İnceledikleri klima markaları ve bu markalara ait klima modelleri BTU değerleriyle birlikte aşağıdaki gibi listelenmiştir. Salonun genişliğine baktığımızda burada 23,25 metrekare olduğunu görmekteyiz. Bu durumda salona uygun olacak kısım şurada işaretlemiş olduğumuz kısımlar olacaktır. Yine aynı zamanda çocuk odasına baktığımızda 874'lük bir alanın olduğunu görmekteyiz. Bu durumda çocuklar için de yukarıda işaretlediğimiz kısımlarla klima alabileceklerdir. Aynı zamanda çocuk odasında iki kişinin bulunduğunu görüyoruz. Bu durumda 9000 BTU'luk bir klimanın alınabileceğini söylemekteyiz. Yine burada Nuri Bey'in salonuna özellikle baktığımızda iki kişi oldukları için evde 12000 BTU'luk bir klima alınabilecekken Emrah Bey ve eşi çocukları dördü birlikte salonda bulunabileceği için buraya da 18.000 BTU'luk bir alışveriş yapılabileceğini görmekteyiz. Alabilecekleri markalar açısından bakmış olduğumuzda A şıkkını incelersek Emrah Bey'in B markası model 1'i alabilme ihtimaline baktığımızda 18 binlik alması gerekmektedir. B şıkkına geldiğimizde Emrah Bey'in C markası model 1'i alabilme ihtimalinin evet burada uygun olduğunu görmekteyiz. Yine C markası ikinci modele baktığımızda C markası ikinci modelin yine 18.000 uygun olabileceğini görmekteyiz. Nuri Bey'e baktığımızda B markası model 1'i alabilme ihtimaline baktığımızda evet bu durumda uygundur. İkisi de farklı modelleri almış olacaktır. Yine Emrah Bey'in baktığımızda A markası model 1'i alabilme ihtimalinin olabileceğini, A markası model 2'yi alabilme ihtimalinin olmadığını görüyoruz. Yine D şıkkına baktığımızda Emrah Bey'in C markası model 1'i alabileceğini, C markası model 2'yi alabileceğini söylemiştik. Fakat Nuri Bey'e baktığımızda B markası model 2'yi alamama durumunun olduğunu görüyoruz. Çünkü BTU'su uygun olmayacaktır. Doğru cevabımız bu durumda B şıkkı olur. Buna göre aşağıdaki görsellerin hangisinde birden fazla Türkilizce kullanımı söz konusu değildir. Türkilizce, Türkçe ve İngilizce sözcüklerinden meydana gelen ve eleştirici ögeler taşıyan bir deyimdir. Bu tabiriyle küreselleşme ve bilişimin de etkisinden dolayı Türkçenin son yıllarda İngilizce ile hızla artan etkileşimi daha doğrusu İngilizce etkisinde konuşulan Türkçe şekli eleştirilir. Türkilizce'de bir sözcük ya da bir sözcük grubu iki dilin karışımı halinde karşımıza çıkar. Sözcük İngilizce iken Türkçe ya da tam tersi durumlar olabilir. Aşıkkı maillerin hepsini gereken yerlere forvet ettim. Burada birden fazla Türk İlizce kelimenin kullanılmış olduğunu görüyoruz. Selfie de çok güzel çıkmışım. Az sonra arkadaşlarımın hepsinden like almaya başlarım ifadesinde birden fazla kullanılmıştır. Çok fit olmuşsun seni tebrik ederim derken bir tane kullanılmıştır. Oyunu save edip bilgisayarımı resetlemek durumunda kaldım. Yine birden fazla kullanılmıştır. Doğru cevabımız bu durumda C şıkkı olacaktır. Bir tane Türkçe kullanımının olduğunu görmekteyiz. Buna göre Mehmet Bey evden iş yerine gidene kadar numaralanmış ikazlardan hangilerini arabasının gösterge panelinde görmüştür? Arabamızın dilinden anlamak, problemlerine çözümler getirebilmek için araba arıza işareti göstergelerinin ne anlama geldiklerini ve bunlar yandığında neler yapılması gerektiğini bilmeliyiz. Bu ikazlardan bazıları şöyledir. Hararet ikaz ışıkları. Hararet gösterge ışığı motor sıcaklığının olması gerekenden fazla olduğu anlamına gelir. Çözümü için öncelikle aracınızı durdurup motorun soğumasını beklemeniz, ardından soğutma suyu seviyesini, fanın çalışmasını, radyatör kapağını ve soğutma suyu kaçaklarını kontrol etmeniz önerilir. 2- Akü sistemi yıkaz ışıkları. Bu ışık akünün kendisinde veya alternatörde bir sorun olduğunu gösterir. Araçtaki tüm direksiyon ya da koltuk ısıtma gibi kapatabileceğiniz elektrikli aksamları kapatıp servise gitmeniz önerilir. Fren ilk ışıkları. Bu ışık araç çalışır vaziyetteyken eğer el freni çekiliyse yanar ve el frenini indirdiğinizde söner. Düşük yakıt ikaz ışığı, yakıtınızın azaldığı anlamına gelen bu ışığı gördüğünüzde yakıt ilavesi yapmanız gerekmektedir. Sabah işe gitmek için aracına binen Mehmet Bey el frenini indirip aracını çalıştırır. Her zaman gittiği yoldan iş yerine gitmek için yola koyulur. Arabaya bindiğinde çalıştırdığı koltuk ısıtma sistemini aracın içi ısınınca kapatır. İş yerine 10 km kala gösterge panelinden yakıtının azaldığına yönelik ikazı görür ve en yakın benzin istasyonunda durur. Motoru durmuşken motorun suyunu ve radyatördeki su kaçaklarını kontrol eder. Yakıt aldıktan sonra tekrar yola koyulur ve iş yerine varır. Burada özellikle yakıtın ilk ağzının olduğunu görmekteyiz. Doğal olarak yalnız 4 ile ilgili bir ışığın yanma durumunun olduğunu görüyoruz. Cevabımız B şıkkı olur.